tesbihatta oturuyorum. Tavan. Arkamdan ampul şeye kabloya işte nereye bağlıysa böyle sağlanıyor. Bana vuruyordu arkamdan ama önüme sağlanan gölgem düştü. Bakıyorum oraya, gölgem sağlanıyor. Benim gölgem. Korkunç bir misal bu. Çok düşünen insanlar için. Allah'ın ikramı. Bak şimdi bana ne yaptı? Bunu anlatacağım, keseceğim dersi. Baktım ki, ama ben lamban olduğunu unutmuşum. Tesbihattayım ya, dalmışım manaya. Yansın tesbihat yapıyor. Ulan baktım, ben oynuyorum ya. Ben oynuyorum. Allah Allah. Bir anda şaşırdım. Çünkü ben tesbihattayım ve oynamıyordum. Bu sefer direndim. O gün oynuyorum. Ulan dedim, al tansiyon mu, nabız mı? Kafayı tuttum. Tuttum, kafa gene oynuyor. Kafa oynuyor yani. Kafamı tuttum. Ama nasıl tutuyorum biliyor musun? Çünkü ulan tansiyon mu, nabız mı, baş dönmesi mi, saldırı mı? Baktım oynuyorum gene. Bak ne ders verdi Allah bana onunla. Oysa, ha çünkü ben tesbihattaydım, oynamıyordum. Oysa gölgem bir ileri bir geri, bir sağ bir sol yapıyordu. Galiba başım dönüyor zannettim. Kafamı tuttum ki oynamasın. Ama ne çare, oynuyordu. Hala kafam çalışmıyor. Nereden kaynağım? Ama ne çare, bir ileri bir geri bir sağ bir sol yapıyor kafa. Görüyorum önümde yani. Hayal değil, şizofreni değilim. Şizofreni hastalıkların temelinden konuşuyorum. Bir de baktım ki arkamdaki oynayan, sağlanan nurdan geliyordu siyah gölgem. Benim siyah gölgem nurdan geliyor. Nuru söndürürsek gölgem yok oldu. Benim siyah gölgem nurdan geldi. Sağlanan ben değil, beni gösteren sağlanmasından sağlanıyor. O arkamdan oynadığı için benim gölgem oynuyordu. Nurdan siyah gölgenin gelmesi, nurdan siyah gölge gelir mi? Lambayı söndürün, gölgem yoktur. Lambayı yakın, gölgem var. Gölgenin kaynağı nurdur. Nurdan siyah gölgenin gelmesi nuru tutan, geçirmeyen cismaniyetimden kaynaklanıyordu. Benim gölgemin hareketliliği arkamdaki nurun hareketliliğinden kaynaklanıyordu. Şimdi hakikati bina ediyorum psikolojiye. Aynen bunun gibi. Allah'a sonsuz şükürler olsun bunu verdiği için. Aynen bunun gibi insanın dimağındaki 7 mertebe var ya, en dip ne vardı? Tahayyül. Çık yukarıya. 2. Aynen bunun gibi insanın tahayyül ve tasavvurları insanın önüne asıl imiş gibi. Bak insan bak, tahayyülüm ve tasavvurum, hayallerim ve düşüncelerim benim önüme asıl imiş gibi gölgemi koyuyor. Düşüncelerimi koyuyor önüme. Sanki o benmişim, ben düşünüyormuşum gibi. Benim aslımı ifade ediyor, beni tanımlıyor gibi, ben oymuşum gibi tahayyül ve tasavvurlarımı birisi, şeytan, önüme koyuyor. Bunlar benim gölgem. Hastayım gibi hastalığı oynatıp duruyor. İkide bir hastalıkları getiriyor, hastayım, ben hastayım. Gölgemin oynadığı gibi, ben oynuyorum, ben oynamıyorum, oynuyorsun işte. Hiç bilmeyen bir adam bu lambayı görmesin, beni de görmesin. Size soruyorum. Lambayı görmesin, beni de görmesin burada. Benim gölgeme tutun adamı. Beni ne der? Sabit der mi? Benim sabit olduğumu hiç ihtimal verir mi? Hasan şu anda nasıl oturuyor derseniz ne der? Oynuyor Hasan. Öyle değil mi? Hasan oynuyor. Beni görmeden ona bakan benim gölgemden, benim oynadığım aslıma böyle hükmeder. Gölgemden aslıma hükmetmek böyle yanlış oluyor.
hakikat hayale karışır diyor. Karıştırıp buradan oluyor. Üstad diyor ki hayal hakikate karışır diyor. Madun dünyayı var zannediyorsun. Var zannediyorsun. Oysa hiç de hasta değilim. Ama önümde ben varım. Hastalık anlayışı, düşünceler var. Hastalık senaryoları var önümde. Gölgem. Gölgem demek hayallerim, düşüncelerim beni aslı tanımlamıyor. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan düşünceler ve hayaller, şekiller aslın değil. Etkilenmişsin birisinden. Bir yakının ölmüştür. Ne bileyim bir sene veya bir yerde bir şey duymuşsun. Vehim çalışıyor. Vehim sen de hastasın diyor. Öyle de hiç de hasta değilim. Ama önümde ben varım. Benim gölgeme ben demişim. Şu oynayan gölge benimle ilişkisi ne kadar doğruysa benim tasavvurlarım da benim de o ben olduğum o kadar doğrudur. Benim gölgem demek tasavvurlarımdır. Tasavvurlar insanın gölgesidir. Nedir o? Zandır. Zanlar bizim gölgelerimizdir. Aslı ne abi? Hangisinin? Bu gölgeleri. Yani bu gölgenin aslı tasavvur. Yani mesela gölge nedir? Aslın çeşitli şekilse diş sebeplerle dişe vuruşu. Yani mesela diyelim ki diş karanlık fazla olur, nur fazla olur, siyahlığım fazla olur. O nur oynar, ben de oynarım. Peki benim gölgem bana bağlı olmaksızın gözükebiliyor mu? Ben beyazım. Gölgem sipsiyah. Ben sabitim. Gölgem oynuyor. Benim boyum 1.70, benim boyum 5 metre olabiliyor. Vur tam arkamdan, belki sonsuza doğru gider. Daha ustad da şey yapalım, koy önüme aynayı, koy arkama aynayı, sağıma koy aynayı, soluma koy aynayı, bak bakalım ileri sen neredesin? O gölge demek tasavvurlarımdır. O tasavvurlar demek diş etkenlerle benim boyumun uzaması, oynaması, küçülüp büyülmesi harici sebeplerle olduğu gibi tasavvurların da harici sebeplerle etkileniyor, değişiyor tasavvurlar. Ve zanımı oluşturuyor. Zan. Mesela ben bir hastalığın sebebini şuradan gördüm. Annesini hastaneye götürmüş. Tanıdığım birisi, kadın. 24 yaşında hanım kızımız. Annesini götürmüş. Götüre nabızda mı neye götürmüş? Orada hastanede beklerken hastaların telkini ben hastayım. İşte Ötekiz dedi ki ya hakikaten 6 ayda bir check-up yaptırmak lazım falan duyuyor. Ya ben daha önceden başvursaydım işte göğsümde bu kanser şey olmayacaktı. Bu mikro daha önce teşhis edilseydi işte check-up, MAG, KGB bilmem ne şunlar çekiyor. Ya hakikaten demiş ya. Kendisi anlatıyor. Hakikaten dedi ya ben de bir bakayım dedi ya. Hiçbir şeyim yok abi dedi, böbrekte bilmem ne çıkarttılar dedi. Yani işte ben sana 10 tane hastalık çıkarayım, bir şey yok. O böyle başladı benim hastalık diyor ya. Hastanedeki hastalardan kapmış hastalığı. Nedir o? Gölgen. Tasavvurlarım önüne asıl zannettirdiği gölgemi koyuyor, oynatıp duruyor. Düşünceler oynayıp duruyor. Bir öyle bir böyle. Düşünce öyle değil mi? Gölge bir oynuyor. Sabit düşünce yok ki. Kainat durmuyor, daim hareketli. Benim de tasavvurlarımı, düşüncelerimi de otomatik olarak hareketlendiriyor kainat. Kainat hareketi değil mi? Mevcudat hareketi, hadiseler hareketi, kardeşlerim, babalarım, annelerim, dershanedekiler. Her gün yeni bir olay oluyor. O zaman benim düşüncelerim de devamlı oynatıyor. Düşünceler de gölgelerim. Gölgelerin oluşturduğu dünyada zanlarım. Bak nasıl oluyor. Bak bir de okuyorum. Kainat durmuyor, daima hareketli. Benim de tasavvurlarımı, düşüncelerimi de otomatik olarak hareketlendiriyor kainatın hareketi. Kainata rağmen duramam ki. Ben de oynuyorum. Kainat değişiyor, düşüncelerim de değişiyor. Kafamda daha önce başkalarından veya benim geçmişimdeki olumsuzluklarım veya hastalıklarım ki bunlar benim gölgelerim getirip oynatıp duruyor. Senaryoyu oynuyor. Ya mesela yatıyor kız 24 yaşında.
Ve hakikaten orada bir abla, teyze, keşke diyor 6 ay önce check-up yaptırsaydın doktor dedi bana diyor. Şimdi önlenirdi falan. Bak onun hastalığı önümde oynuyor. Ben oluyorum, gölge oluyorum. O kadının gölgesi asıl zannediyorum. Hakikaten ben de öyle olmuş olmayayım. Onun için onu olumsuz... Senin bir şeyin yok yani. Hiçbir şey yok. Ustad diyor ya, ustad da diyor. Damın kenarında bir adam olsa kiremit düzeltiyor. Aa düşüyorsun galiba ya. Ulan rengi de şey. Yok lan bir şey yok. Lan renginde kağıt gibi olmuş lan, yanaşma lan. Tansiyonu mu düştü? Allah Allah ya falan. Lan yok bir şey. Öğretmeni yaptılar. Öğretmeni yaptılar, anlatıyorlar böyle. Sınıfa girdi. 3-4 kişi anlaşmış. Bir oradan, bir oradan, bir oradan sıradan. Hayırdır hocam, nasılsınız? İyiyim iyiyim oğlum, otur. Yok hocam dedi ya, renginiz biraz kağıt gibi de onun için söyledim. Oğlum ne kağıt gibi lan, oturun ben şey. Bir öteki hemen fırladı, beraber anlaştılar ya. Evet hocam dedi ya, biraz renginiz ki kağıt gibi olmuş dedi ya, beyaz beyaz. Oğlum ne kağıt gibi ya? Ki öteki taraftan, hocam yani senin için söylüyor ya, biraz herhalde bir yerde kızmış mısınız? Başka şimdi bu kişi, üçüncü kişi söylüyor. Hocam hakikaten biraz beyaz simanız ya. Öyle mi ya çocuklar? Dedi. Matematik öğretmeni. Dur o zaman çocuklar dedi. Birkaç dakika bekleyin, bir lavaboya gideyim de bir elimi yüzüküm herhalde yorgunluktan. Gidene kadar lavaboya kendisi söylüyor. Kendisi matematik öğretmeni bana anlatıyor. Ondan sonra bu dersleri yapınca anlattı. Ve Avrupa'da, Almanya'da Türkiye'nin gönderdiği öğretmen bu. Nurculuğu nasıl tanıdığını anlatıyor. Sonra lavaboya gidene kadar dedi, sen kardeş dedin, yaşlıydı ben de. Ulan hakikaten lan, ne oldu lan ben dedi ya. Hemen babamın diyor, beyin kanaması geçirmesini anladım dedi. Hatırladım dedi, öyle gitmişti. Babasının, amcasının lavaboya gidene kadar bir sürü olay birbirine girdi. Gidene kadar zaten bu düşünce beni korkuttu diyor. Korkunca zaten beyazladım diyor. Ayna bakınca hakikaten beyazladım dedi. Ondan sonra hemen müdüriyete gittim, o gün izin aldım dedi. Ondan sonra bütün hastalıklarım başladı bundan sonra dedi. Sonra işte dedi, sitelere girdim yani psikoloji, vehim ve sesi seni tanıdım. Seni tanıdım, onları tanıdım. Peki önüne nasıl geçecek abi? Kesinlikle kitap okumak da yetmiyor. İmam Rabbani'nin Hazretleri'nin sözüyle cevap vereceğim, kanuniyeti. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olunuz. Bu tür derslerle muhatap olacaksın. Hastalarla oturup kalkarsanız hasta olursunuz. Zenginlerle oturup kalkarsanız nankörlüğünüz artar. Kadınlarla oturup kalkarsanız şehvetiniz artar. Padişahlarla oturup kalkarsanız gururunuz artar. İstisnalar hariç. Alimlerle oturursanız ilme meyliniz artar. Tevekkül ve teslimiyeti olanlarla oturup kalkarsanız teslimiyet ve tevekkülünüz artar. İnikas mı oluyor abi? İnikas ve sirayet. Kesinlikle. Kesin. Benim soy ismim gibi kesin bu. Sirayet. Mesela ben olumsuzluk vereyim. Hakikaten 6 ayda bir check-up yaptırmak lazım bununla. Bak benim çevrem biliyorsunuz. Benim çevrem biliyorsunuz ne kadar geniş. Hastane, doktor, bir sürü tanıdıklarım var. Peki niye yaptırmıyorum check-up? Hiç de hatırlamıyorum yaptırdığımı. Kendini sevmiyorsun ondan beri. Hiç hatırlamıyorum check-up yaptırdığımı. Kendinize barışık olun abi ya. Allah Allah. Fesubhanallah ya. Kendimden yabancı değilim ki şüpheleneyim kendimden. Abdestinden şüphe eden namazına endişe etsin. Devam ediyorum. Eğer dimağımda daha önce korkulu ve günah içerikli videolar da varsa